arkadaşlar. Uzun zamandır almak isteyip de bugüne kısmet olan Softbox'ımı almış bulunmaktayım. Şu anda sizinle beraber kutu açılımı yapacağız. Umarım eksiksiz, sıkıntısız bir şekilde gelmiştir. Ve nasıl olduğunu sizinle beraber göreceğiz arkadaşlar. Ben de ilk defa burada sizinle beraber açıyorum. Bugün kargomu aldım. Şöyle öncelikle bir faturamızı sıkıntısız bir şekilde çıkartalım. Çünkü iade etme durumumuz olursa iadede sıkıntı yaşamayalım. Sonra şöyle patlarımızı açalım. Bu arada paketlemeyi gayet güzel yapmışlar arkadaşlar. Gönderici firma. Şöyle açalım bakalım. Diğer ucuna bakalım. Şöyle. Onu dediğim ki kırık olmamıştır. Çünkü malum kargoda geliyor. Bu arada kargomuz gayet hızlı bir şekilde geldi. 2 gün önce sipariş vermiştim ben. Bulunduğum şehir Erzurum. Evet arkadaşlar. Poşet hışıltı sesinden dolayı özür dilerim. Ama açmak zorundaydık. Şimdi Bismillah diyelim. Şöyle şu başlardan şöyle açalım. Şurayı da fazla bastırmadan açalım. Ola ki üst taraftaysa malzeme zarar görmesin arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Valla evet üst tarafta bir parça varmış. Dikkat edelim çünkü zarar görmesin. Şöyle. Birinci etapımız açıldı. Sanırım taşıma çantasının içerisine yerleştirilmiş ürünler. Öyle umut ediyorum. Ters de açmış olabiliriz. Ben şöyle bunu bir döndüreceğim arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Kutularımızı kenara atıyoruz. Şöyle. Taşıma çantası gayet hoşuma gitti. Rahatlıkla götürüp getirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü dışarıda çekim yapmak için veya farklı bir mekanda çekim yapmak istediğiniz zaman güzel de taşınabilir bir çantası var. Şöyle ben fermuarı tersine çevireyim arkadaşlar. Özellikle sizin göreceğiniz şekilde açmak istiyorum. Çünkü ne olduğunu hep beraber görelim. Şöyle arkadaşlar, bu kutuda çantanın yanında şu şekilde bir permal var. Şöyle yavaş bırakıyorum. Şimdi ben yatırayım arkadaşlar, daha rahat olsun. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu poşet içerisinde muhtemelen softbox dediğimiz kare yumuşatıcı olan malzememiz olması lazım. 2 tane var. Şöyle bir açıp bakalım. Gerçekten güzel bir malzeme kullanmışlar arkadaşlar. Evet, bahsettiğimiz gibi arkadaşlar. Softbox'ımızın çıtaları, softbox'ımızın kendisi ve difüzör dediğimiz yumuşatıcı ve şeyimiz perdemiz. Evvela şunu şöyle bırakayım arkadaşlar. Onun kurulumunu da birazdan yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Şu çantamızı biraz daha kenara alalım. Bu da aynısı arkadaşlar. Bunu şu anda açmama gerek yoktur. Çünkü bir tanesini kurmamız yeterli. Ben şunu aşağıya bırakayım. Evet. Merak ettiğim ürünlerden birisi bunlar. LED lambalarımız. Korktuklarım bunlar. Umarım kırık değildir. Nasıl açılıyor? Şöyle bakalım. Evet, şu şekilde açıyoruz. Evet, adaptörümüz arkadaşlar. Güç kaynağımız adaptöre bağlanan.
Ve ledimiz arkadaşlar. Burada da arkada görüldüğü üzere şeyler falan var. Işık ayar değeri. İşte 5500 Kelvin ve 2700 Kelvin. Söylenenlere rağmen birazdan göreceğiz zaten. 5500'de gün ışığı, beyaz ışık daha doğrusu. 2700'de de sarı ışık söz konusu veriyor. Şu anda görünürde bir sıkıntı yoktur arkadaşlar. Ben şu kutuyu da aşağıya bırakayım arkadaşlar. Şöyle. Yalnız bunu iyi muhafaza etmemiz lazım arkadaşlar. Zarar görmesin. İlk geldiği günden parçalamayalım. Şöyle çantanın içinde dursun. Bu da yine aynı şekilde arkadaşlar. Evet, bir adet güç kablomuz ve prizimiz, fişimiz. Ondan sonra diğer ışığımız, ışık kaynağımız. Bunu da şöyle bırakalım arkadaşlar. Bu şöyle dursun kutunun içerisinde. Şimdi arkadaşlar iki adet bunlardan var. Bunlar da malum bildiğiniz üzere tribot veya da şey softbox çubuğu, ayaklığı diyebiliriz veya tribodu diyebiliriz. Şimdi bundan sonra ben hızlı bir şekilde bunun bir kurulumunu yapacağım. Siz hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Kurulum bittikten sonra arkadaşlar anlatmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, softbox'ımızın bir tanesini kurduk. Hafif bir malzeme ama güzel, kaliteli. Özellikle şu başlar softbox'a, ya az önceki hazırladığımız sisteme geçecek şekilde tasarlanmış, düzenlenmiş. Bu da çekim esnasında hani çıt çıtın boşanıp veya düşmesine engel oluyor. Sağlam şekilde, şöyle köşeler gördüğünüz gibi. Şimdi ikisini kurmadım arkadaşlar, biraz zaman alıyor. Ben o yüzden tekini kuracağım. Ondan sonra ışığını falan ayarlayacağız. Işığına bakacağız. Işık performansına bakacağız. Ondan sonra bu tanıtım videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şurada şu kafa var. Kafayı çıkartmamız gerekiyor mu? Gerekiyor herhalde. Bakalım. Şurada vida var. Vidayı açıyoruz arkadaşlar. Bu arada bunu ister yatay kullanabilirsiniz, ister dikey kullanabilirsiniz. Ben dikey taktım. Çünkü benim mekanım dar olduğu için arkadaşlar dikey kullanmak zorundayım. Ama geniş mekanlarda şey yapabilirsiniz. Veya da döndürmeden de şu kafayla rahatlıkla çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Yatay takarsınız veya dikey takarsınız. Yine kullanırsınız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir takalım bakalım. Şunu da ayarlayalım arkadaşlar. Şu boyda. Şöyle tabi buradan uzatabiliyoruz arkadaşlar. Uzunluğunu birazdan göstereceğim. Ne kadar uzadığını. Şöyle arkadaşlar oturtuyoruz. Bu şekilde mi oturacak acaba? Ya bakıyorum. Şu vidayı biraz daha gevşetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şunu iyice. Çünkü bu milin buradan geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Evet. Yalnız sanırım bu kafası duracak üstünde arkadaşlar. Diye tahmin ediyorum. Yanılıyor da olabilirim. Şöyle. Bu şekilde de oturmadı. Bir anormallik var gibi. Şöyle bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O parçayı ucundan çıkartmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü yukarıda boşluk oluyor, sallantı yapıyor. Şu şekilde görüldüğü gibi kafa sallanmıyor arkadaşlar. Şurada ayar düğmesi var arkadaşlar. Bunu gevşeterek şöyle göstereyim. Aşağıya ya da yukarıya ışığınızı yöneltebiliyorsunuz. Şöyle düz durmasını istiyorum ben şu anda. Evet arkadaşlar, şu anda normal duruyor. Sıkıntı yok. Hatta az daha düzleyebiliriz. Şöyle dursun.
Tabii bu plastik aksam malzemeler biraz daha kaliteli yapabilirmişler, bir tık daha. Ama yani o paraya da normal diye düşünüyorum. Biraz dikkat, biraz hassas kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şuradan fişimize bakacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu alalım. Tabii o da biraz küçük olduğu için arkadaşlar, neyi nereye koyduğumu bazen ben bile unutuyorum. Şöyle dursun. Şimdi bunu açalım. İşin en zevkli kısmına geldik. Softbox'ımızın nasıl bir performans sergilediğini. Tabii bu arada bana yetesiye kadar bir çöp çıktı. Siz bu videoyu izlerken ben buraları temizlemek zorunda kalacağım arkadaşlar. Yoksa bir sonraki dersler için pek de uygun bir ortam olmayacak. Evet. Şöyle. Şimdi bunu muhtemelen burada adaptörümüzün girişine takıyoruz. Bu arada cihazımız 24 volt elektrik alıyor arkadaşlar. Şöyle taktık. Off durumuna getirdik. Zaten off durumundaydı arkadaşlar. Şimdi bunu da açalım bakalım. İnanın sizin kadar ben de sabırsızım şu anda. Çünkü gerçekten sizle beraber ben de bunu deneme imkanım oldu. Çok da ihtiyacım vardı. Küçük, daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Bir softbox'ım vardı. Yalnız o tepe flaşıyla çalışıyordu. Sürekli ışık olarak kullanamıyordum. O da özellikle YouTube çekimlerinde ve stüdyo çekimlerinde yeterli olmuyordu. Çünkü tek taraflı bir ışık kaynağıydı. Bu çift taraflı olması hem YouTube çekimleri için hem de normal fotoğraf çekimlerim için veya ürün çekimlerim için gerçekten çok iyi olacak ki bunu ilerleyen derslerde bununla çektiğim fotoğrafları hem stüdyo hem ürün tanıtım hem de YouTube dersler için videolarda daha rahat bir şekilde görürsünüz arkadaşlar. Kablosu da yetesiye kadar uzun arkadaşlar. Yani bir iç mekanda veya dışarıda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok dar değil. Yani daha doğrusu kısa değil. Evet, şöyle fişimizi taktık arkadaşlar. Şimdi 5500 Kelvin alıyoruz. Böyle bir ışık veriyor arkadaşlar. Şu anda kamerada nasıl görünüyor bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle tekrar off duruma getiriyorum. Şöyle sarı ışığımı açtım. Genelde bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 5500 Kelvin'e tekrar alayım arkadaşlar. Burada bir ayar düğmesi var. Bu muhtemelen ışığın gücünü herhalde gösteriyor. Bakalım. Evet arkadaşlar, bu ışığın güç ayarı. Şu anda maksimum güçte arkadaşlar. Tabi videoda biraz görüntü bozukluğu olabilir. Ama şöyle göstereyim. Şu anda düşük modda. Şu şekilde ayarlayalım. Bir kendimize karşı tutalım. Bir çekim esnasında. Zaten videoyu izliyorsunuz. Öncesi ve sonrası nasıl görünüyor bir bakalım arkadaşlar. Şu anda ben softbox'ı kendime doğru çevireceğim. Çevirdim. Ve şu anda arkadaşlar görüntünün nasıl olduğunu bakalım. Şey yapalım. Eminim daha aydınlık bir şekildedir. Ben şurada nasıl test edebilirim? Cep telefonumu alıp cep telefonumla görüntüyü test edebilirim. Çünkü şu anda size bu çekimi Removo K1 gimbal'la yapıyorum arkadaşlar. Şu anda ışık gayet iyi. Bu şu anda tek taraflı veriyor. Bir de bunu çift taraflı kullandığımız zaman eminim daha güzel, daha kaliteli sonuç elde edeceğiz. Bunu da bundan sonraki videolarımızda rahat bir şekilde görürsünüz arkadaşlar. Evet, Removo K1 gimbal dedim. Bunun tanıtımını da bu videodan sonraki videoda göstereceğim. Onun çalışmaları, çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Ürünümüz bu. İşte iki tane softbox'ımız var. İki tane ışığımız var, güç kaynağımız var. Bunlar 5500 Kelvin ve 2700 Kelvin veriyor. 5500 Kelvin'de gördüğünüz gibi beyaz ışık alıyoruz. 2700 Kelvin'de de görüldüğü üzere sarı ışık alıyoruz. Onu da bir deneyelim arkadaşlar. Şu anda bir tık kapatıyorum. Evet. Şu anda da sarı ışığımızı verdik arkadaşlar. Bunda tabii ayarı falan mümkün. Bir ayarına bakalım arkadaşlar. Ne kadar etki ediyor. Evet arkadaşlar, bunu da aydınlattığımız zaman bu şekilde bir görüntü veriyor. Burada özellikle portre çekimlerinde, vesikalık çekimlerinde veya
etkili. Siyah beyaz olsun, renkli olsun, ışık gölge oyunları yaparken gerçekten güzel etki veriyor. Ben öteki tepe flaşıyla çektiğim fotoğraflarda bile çok güzel sonuç elde ediyordum. Eminim bununla daha güzel çalışmalar elde edeceğim. Bunu da hep beraber arkadaşlara ilerleyen derslerde birlikte göreceğiz. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Esenlikler dilerim arkadaşlar. Kanalımızı beğendiyseniz arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz. Evet arkadaşlar, ürünümüzün yüksekliği konusunda size göstermek istiyorum. Şurada ayar kısımları var arkadaşlar. Bu birinci kademe bu kadar geliyor arkadaşlar. Şöyle az bir şey bu tarafa almak istiyorum çünkü lambaya alma ihtimali var. Şöyle ikinci kademeyi açayım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ikinci kadememiz bu kadar. Evet arkadaşlar, yükseltimiz bu uzunlukta ortalama 2 metreyi geçiyor rahat bir şekilde. Ürünümüzün boyu hakkında da söylemek istediklerim bunlar arkadaşlar. Rahatlıkla, yani ister modeliniz ayakta olsun ister oturur bir durumda olsun, çok rahat bir şekilde iş görür. Evet şöyle. Yalnız bunları kaldırıp indirirken arkadaşlar dikkat edelim. Çünkü sert vurursa hem mekanizma kırılabilir hem de ürünümüz hasar görebilir. O yüzden şöyle rahat, yavaş bir şekilde indirip şey yapabilirsiniz. Ürün çekimlerinde bu şekilde zemine yakında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yani sizin özellikle ürün çekiminde yerde veya yakın mesafe aşağıda nesne falan kullanırken, obje falan kullanırken rahat çekimler yapmanızı olanak sağlar. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Düşünce ve önerileriniz varsa yorumlar kısmına lütfen iletin. Bizle iletişime geçin. Çünkü sizin düşünceleriniz ve fikirleriniz bizim için önemli. Kendimizi geliştirmek adına özellikle. Umarım faydalı bir olmuştur ve bundan sonraki videolarımızda daha güzel, daha kaliteli içerikler üreterek sizlerle beraber yolumuza devam etme konusunda umarım faydalı oluruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın deriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.